evliliği, yuva kurmayı, çocuk büyütmeyi, onları Müslümanca, insanca, güzel yetiştirmeyi. Düğün yapıyorsun. Herkes düğünde bir yandan takıya takıyor, öbür taraftan da mübarek olsun, Allah şöyle etsin, böyle etsin diye güzel dualar ediyor. Sen de eşinle eve gidiyorsun. Bir sene sonra çocuğunuz oluyor. O çocuk da büyüyor, onu da evlendiriyorsunuz. Onun da çocuğu oluyor. Böyle bir hayat film olsa o film bile izlenmez. Engebesiz, takıntısız film dikkat çekmez çünkü. Böyle bir hayat babamız Adem Aleyhisselam'a nasip etti mi Allah? Kalabalık mıydı dünya Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının birbirini öldürdüğü gün? Arazi kavgaları mı vardı? Niçin kavga ettiler ki? Babamız Adem Aleyhisselam insan başına bir kıta düşüyor, kıta. Böyle büyük bir dünyada aradıklarını bulamadılar. Sadece babamız Adem Aleyhisselam. Yani hangi peygamberi Allah-u Teala sorun olmadan başladı, görevi bitti, cennete gitti diye bize tanıtıyor ki? Öyle bir peygamber var mı? Kimi çocuklarıyla yorulmuş, kimi eşiyle yorulmuş, kimi cinlerle yorulmuş. Cinler yormuş onu, Süleyman Aleyhisselam gibi. Kimini kendi iman edenleri yormuş. Kimini hem kafirler hem kendi iman edenleri yormuş, Musa Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Ama yıkılıp dökülmüş tek bir peygamber yok. Neden? Neden? Çünkü peygamberler Allah'ı en iyi bilen insanlar olarak hayatı da en iyi biliyorlardı. Dünyayı cennet hiç zannetmediler. Dünya da onları hiçbir zaman kandıramadı. Allah'ın peygamber kulları da böyle, salih veli kulları da böyle. Bizim neslimiz istiyoruz ki hem tam cennetlik işler yapalım hem de dünya cennet gibi olsun. Böyle bir şans kimseye verilmedi. Verilecek olsaydı insanlığın, cinnin, dünya ve ahiretin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilirdi. 63 yılını 3 aşağı 5 yukarı genel hatlarıyla biliyoruz. Nasıl yaşadı bu dünyada? Bizim kültürümüzle anlaşılsın diye söylemek için örneklendireyim. Akşam kahvesini içip şöyle güzel bir aile muhabbetiyle geçirdiği bir günü oldu mu hiç? Oldu mu? Yoksa o aile muhabbetini çilelerin içinde, dertlerin ortasında mı yaptı? Evet, fark burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşlar, sıkıntılar, dertler, yokluk vesaire onlarca başlıkta ele alınabilecek sıkıntıların ortasında eşleriyle mutlu günler
mutlu geceler yaşadı. Ama Aişesi ile radıyallahu anha yaşadığı güzel anlar, tatile gittikleri anlar değildi. O çile deposu gibi duran, Medine'de toplamı 20 metrekareyi bulmayan evciklerinde belki de gündüz bir savaştan geri döndükleri akşamda oturup muhabbet ettiler.